Değerli basın mensuplarımız, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yapacak olduğumuz bu basın toplantısına hayırlara vesile kılsın inşallah. Bugün 9 Ağustos 2019 Cuma. Öncelikle hepimizin cuması mübarek olsun. Nasip olursa bir gün sonra tüm İslam alemi olarak Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Ben bu basın toplantısı vesilesiyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim bu bayramı tüm insanlığın saadetine, mazlumların yüzünün gülmesine, barış ve kardeşlik ikliminin oluşmasına, adaletin hakim olduğu bir dünyaya vesile kılsın inşallah. Elbette ki bir taraftan bayrama giriyoruz fakat İnsanlarımız henüz bayram havasına girmiş değil. Her ne kadar iktidar günü kurtarmaya yönelik suni birkaç adım atmış olsa da insanlarımız geleceğe dair endişeli, geleceğe dair tedirgin, piyasalar durgun ve huzursuz. Keşke en azından bayram öncesinde yaklaşık direkt olarak 5,5-6 milyon insanı ilgilendiren ama dolaylı olarak 25-30 milyon insana etki edecek olan başlatılmış bu toplu sözleşmeler bayram öncesinde beklentilere cevap verecek şekilde neticelenmiş olsaydı da insanlarımız çifte bayram yapmış olsalardı. Ama görünen o ki bir ihtimal işçilerle yapılan çalışmanın bugün nihayete erme ihtimali olması yanında esasında çoğunluğu oluşturan memur ve emeklilerle ilgili çalışma bayram sonrasına kalmış vaziyette. Buradan ben özellikle iktidara seslenmek istiyorum. Bu dönemde çalışan kesime verilecek olan zammı iktidar asla ve asla ekonomiye yük olarak görmemeli. Tam tersine durgun piyasayı harekete geçirecek bir anahtar olarak görmeli. Zira insanımıza yani işçimize, memurumuza, emeklimize verilecek olan zam, onların cebine girecek olan para aynı zamanda küçük esnafa nefes aldıracak, onların da önünü açacak bir adımdır. Yine bunun yanında iktidarını korumak, itibarını korumak için israftan asla ve asla taviz vermeyenler çalışanların onurunu ve itibarını da korumak için mutlaka haklarını vermek durumundalar. Elbette ki biz bunu söylerken birileri kalkıp da efendim konuşması kolay ama hazinenin durumu belli diyebilirler. Fakat bizim de onlara söyleyeceğimiz şu: iyi de siz bu ülkede faize para buluyorsunuz. İşte 2019 bütçesine koymuş olduğunuz faiz gideri miktarı 117.3 milyar. Ve bunun yanında demek istediğim rahat anlaşılsın diye başka bir rakam daha ifade edeyim. Aynı bütçede personel gideri olarak yani Türkiye'de yaşayan tüm maaşlı kesime verilecek olan bir yıllık miktarın toplamı da 247 milyar. Ne demek bu? Sen bu ülkede maaşlı kesime %50 zam verecek kadar miktarı zaten faize veriyorsun. Öyleyse faize bulduğun parayı mutlaka işçiye, memura, emekliye de bulmak mecburiyetindesin. Biz bunu dün yaptık ve inşallah herkes şahit olacak ki yarın Saadet Partisi olarak biz yine yapacağız. Biz şunu biliyoruz. Bu ülkede un var. Bu ülkede şeker var. Bu ülkede yağ var. Fakat yazık ki aynı zamanda bu ülkede aşçı sorunu da var. Usta sorunu da var. Ve ustanın tarif sorunu var. O yanlış tarif ülkeyi çok sıkıntılı bir noktaya getirmiş vaziyette. Yanlış tarifin bu ülkeyi hangi noktaya getirdiğini ortaya koyabilmek için birkaç tane rakamı sizlerle paylaşmak isterim. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 birinci çeyrek raporuna göre devletin iç ve dış borç toplamı
578.8 milyar dolara yükselmiş vaziyette. Türkçe karşılığı 3.2 trilyon demek. Halbuki 2002 yılında bu ülkenin toplam iç ve dış borcu 232 milyar dolar idi. %150 bir artışla adeta borç bataklığı içerisinde yüzüyoruz. İkinci rakam ise yine Merkez Bankası'nın finans raporuna göre, Mayıs ayı raporuna göre bu ülkede yaşayan tüm vatandaşların bir bankalara, iki finans şirketlerine, üç TOKİ'ye, dört varlık şirketlerine olan borcu 590 milyar liraya yükselmiş vaziyette. 2002 yılında bu rakam sadece 6.7 milyar idi. Ki bunun içerisinde ticari krediler yok. Ticari kredilerin toplamı ise borç olarak söylüyorum 422 milyar. Bireysel ve ticari kredileri birleştirdiğimiz zaman insanımızın borçları 1 trilyonu aşmış vaziyette. Bunun yanında yine ÜYAP'ın günlük vermiş olduğu rapora göre kardeşlerim, Türkiye'deki mahkemelerde var olan toplam icra ve iflas dosyası rekor kırmış vaziyette. Bugün itibariyle söylüyorum, şu anda icra mahkemelerindeki icra ve iflas dosya sayısı 21.021.578'e yükselmiş durumda. Zaten Türkiye'deki hane sayısı, aile sayısı 22 milyon. Kardeşlerim, ekonomiyi olumlu anlamda etkileyecek ve tetikleyecek tüm imkan ve nimetlere sahip bu ülkede bu tabloyu kimse izah edemez. Bu tabloyu kimse kabul edemez. Aslında soru şu, yeraltı kaynakları bakımından, coğrafi özellikleri bakımından, tarihi geçmişi bakımından, genç nüfusu bakımından Türkiye'nin %1 imkan ve özelliğine sahip olmayan ülkelerde işsiz insanların almış olduğu işsizlik maaşıyla benim ülkeme gelip bir ay yaz tatili yapabilir iken nasıl oluyor da benim ülkemde çalışan insanlar bırakın yurt dışına gidip tatil yapmayı, bayram olduğunda İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, İzmir'den memleketine annesinin elini öpmek, akrabalarını ziyaret etmek niyetiyle gitmekte sıkıntı çekebiliyor. Bu anlatılabilir bir durum mudur? Vallahi bu fotoğraf bu iktidara ayıp olarak yeter, günah olarak yeter. Bu bizim kaderimiz değil. Biz bu duruma asla ve asla razı olamayız. Allah aşkına bu ülkenin ve bu ülke insanının insani refah düzeyine çıkmasına engel olacak hangi nimetten yoksunuz biz? İş gücümüz mü yok? Girişimcimiz mi yok? Stratejik tarım ürünlerine mi sahip değiliz? Yoksa stratejik madenlere mi sahip değiliz? İşte zeytin bizde, fındık bizde, incir bizde, mermer bizde, bor madeni bizde, jeotermal enerji bizde, güneş enerjisi bizde, doğal gaz bizde, kömür bizde, Salda Gölü bizde, Uzun Göl bizde, Ballıca Mağarası bizde, dört mevsim bizde, tarih bizde. Ama işin özeti şu, at sahibine göre kişner. At sahibine göre kişner. Bu işler ajansların hazırlamış olduğu çok önemli ve çok süslü laflarla çözülmez. Bu işler bir taraftan fabrikaları kapatıp sonrasında manavcılık yaparak da çözülemez. ...2019 bütçesine bir taraftan 117 milyar faiz gideri yerleştirip koskoca ülkede sadece ve sadece 54 milyar yatırımı öngörerek de çözemezsiniz bu sorunları. Tarifi değiştirmek lazım. Terlemek lazım. Koşmak lazım, üretmek lazım. Galoş değil, çizme giymek lazım.
Piyasanın sesine kulak vermek lazım. Bu milletin sesine kulak vermek lazım. Bu toprakların fıtratına uygun politikalar üretmek lazım. Aslında sorun da net, çözüm de net. Biz bir an önce bir faiz, iki döviz, üç borsa üçgeninden oluşan rant ekonomisini terk etmek, hemen yerine bir yatırım, iki istihdam, üç üretimden oluşan reel ekonomiye geçmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız takdirde bilelim ki üretim yapmayan hiçbir toplum ayakta duramaz. Ancak güçlü ülkelerin oyuncağı olur, kölesi olur. Ve koskoca ülke dışarıdan öksürüldüğü takdirde doların fırladığı, euronun fırladığı zavallı bir ülke konumuna gelir. İnşallah bizim Saadet Partisi olarak hedefimiz var, niyetimiz var, vaadimiz var. Bu ülkede herkesin ürettiği kadar tüketme hakkına sahip olduğu, üretme yeterliliği olmayanların tüketme hakkının devlet tarafından garanti altına alındığı milli ekonomiyi mutlaka ama mutlaka inşa edeceğiz. Ve inşallah herkesin yaşamaktan lezzet aldığı yaşanabilir bir Türkiye'yi hep beraber oluşturmuş olacağız. Ben bu duygularla tekraren önümüzdeki Kurban Bayramı'nı bütün insanlarımız için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.